İyi akşamlar sevgili seyircilerimiz. Saatlerimiz 17.30'u gösteriyor. Bugün de hafta içi her akşam olduğu gibi günün güncesini aktarmak üzere 1,5 saat boyunca sizlerle olacağız. Önemli konu başlıklarını sizlerle buluşturacağız. İlk bölümde enerji politikalarını konuşacağız. Çok değerli konuğumuz Sayın Necdet Pamir bizimle birlikte olacak. Malumunuz seçimlerin hemen ardından akaryakıt, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında bir artış beklentisi var. Kamuoyunda bu gerçekleşecek mi? Maliyetlerde bir artış söz konusu olmasa da malumunuz dünyada petrolün varil fiyatında azalış trendi olsa da Türkiye'de bu pompa fiyatına yansımıyor. Bir zam beklentisi süreci söz konusu. Aynı zamanda da İsrail-Filistin meselesinde hep konuşulan enerjinin payı ya da etkisi nedir? Bu meseleyi de kıymetli konuğumuzla ilk bölümde konuşacağız. İkinci bölümde ise sizleri dünyanın, insanlık tarihinin ilk şehri, ilk kenti, ilk yerleşim alanı Çatalhöyük'ün İlginç öyküsüyle buluşturmak istedik. 9000 yıllık bir antik kent bugünkü Konya sınırları içerisinde ve Neolitik dönemde insanların ilk yerleşim yeri olarak bildiğimiz Çatalhöyük'ün öyküsünü kazı başkanı Sayın Doçent Doktor Ali Umut Türkcan anlatacak. Başkent Üniversitesi Kültür Sanat Araştırmaları Merkezi Müdürü Sayın Doktor Öğretim Üyesi Tolga Albustanlıoğlu'yla birlikte keyifli bir söyleşi sizi bekliyor olacak. Kaçırmayınız derim eğer arkeolojiye ve tarihe ilginiz varsa. Önce saat 20'deki ana haber bültenimizin başlıklarına birlikte buyurun haberin güncesiyle bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin dün yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Ya hatalarımızı görerek kendimizi toplarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz dedi. İki aday arasındaki oy farkının çok az olduğu bazı il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı. Cumhuriyet Halk Partisi, Van'da yaşananlar nedeniyle de milletvekillerinden oluşan bir heyet görevlendirdi. Pervane'de belediye başkanlığı seçimi kavgasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Valilik 3 Nisan saat 1'den itibaren geçerli olmak üzere 4 Nisan Perşembe günü saat 9.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Van'da başlayan olaylar pek çok kente sıçradı. Van'la Bitlis'te gösteriyle yürüyüşlere ve açık kapalı toplantılara güvenlik gerekçesiyle 3-17 Nisan tarihleri arasında yasak getirildi. Çağlayan Adliyesi'nde kararı protesto etmek isteyen avukatlarla polis arasında da arbede çıktı. Yargıtay'da başkanlık seçiminde yine sonuç alınamadı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarcan'ın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 15. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. 16. tur oylama bayram tatili sonrasında yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Mart'ta tüketici fiyatları bir önceki aya göre %3.16 yükseldi. Yıllık enflasyondaki artış ise %68.5 olarak açıklandı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ise en büyük gideri gıda olan dar gelirlinin enflasyonunun %86.5 ile %110.6 arasında olduğunu açıkladı. Bayram öncesi maaş ve aylık ödemesi bekleyen emekli ve memura hazineden kötü haber geldi. Önceki yıllarda bayram tatilinden önce ödenen maaşlar bu yıl bayram sonrasında hesaplara yatırılacak. Cep telefonu tarifelerine zam geldi. Yenilenen fiyatlara göre 6 ay önce hizmete giren tarife fiyatlarında %28'e varan artışa gidildi. Yıllık artış oranı ise %65'e ulaştı. Dolar için yeni bir tahminde bulunan Amerikan Bankası Wells Fargo, kurun tepe noktasını gördüğünü, 2025'te 30 liranın altına ineceğini öne sürdü. İsrail Gazze'yi kana bulamaya devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana katledilen Filistinlilerin sayısı 33 bini aştı.
Gazze'de yemek dağıtan Uluslararası Yardım Kuruluşu çalışanlarının öldürülmesine Amerika ve İngiltere'den tepkiler gelmeye devam ediyor. Tayvan'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybederken 800'den fazla kişi yaralandı. Deprem maddi hasara yol açtı. Adanın kuzey bölgeleri için dev dalga uyarısı yapıldı. İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 9'a çıktı. İşletmeyi ilk günden beri istemediklerini belirten bina yöneticisi, hayatını kaybeden işçilerin olay günü iftar için davet edildiklerini söyledi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili kararını açıkladı. Trabzonspor Kulübü'ne 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Petrol boru hattı ile ilgili. Tabii yine de sonuçta Orta Doğu ve eşittir enerji krizi, tabii. Enerji savaşları bizim çıkardığımız sonuç. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi ki davet ettiniz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, kısa bir araya gidelim. Ondan sonra 9000 yıl önceyi konuşalım mı? Dünyanın ilk yerleşim yeri, ilk kenti Çatalhöyük diyeceğiz. Ara yetmedi sevgili seyirciler, biz daha tam konuşamamıştık aslında kıymetli konuklarımla. O zaman yayın içerisinde ayrıntıları konuşuruz. Çok keyifli bir yayın olacağını düşünüyorum. Benim ilgi alanım diye mi bana öyle geliyor diyeceğim ama yok değil, bence siz de çok seveceksiniz. Çünkü tabii öyle mi acaba soracağız ama hep bildiğimiz bir şey vardır. İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yeri, hatta insanlık tarihinin ilk şehir planı, ilk haritasının da kaynağı olan Konya'daki Çatalhöyük'ten bahsedeceğiz. Başkent Üniversitesi Kültür Sanat Araştırmaları Merkezi BÜKSAM'ın kıymetli müdürü, doktor öğretim üyesi Tulga Albustanlıoğlu hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve hocam bizimle çok değerli bir misafiri buluşturdu. Çatalhöyük kazısı başkanı Sayın Doçent Doktor Ali Umut Türkçan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eskişehir'den ayağınızın tozuyla geldiniz çünkü Anadolu Üniversitesi'nde akademisyensiniz. Evet. Birazdan kazının öyküsünü de anlatacağız sevgili seyircilerimize. Evet. Ama Tulga Hocam, ev sahibisiniz. Sizinle başlayalım. Nasıl buluştuk biz bugün? Evet, yani esasında ben böyle konuklarımızla da gelmeye alışmış oldum. Gelmek istemiyorsunuz onu ben bir söyleyeyim de ben zorla sizi ısrarla getirdim. Ben de mutlu oluyorum. Esasında tabii Ali Umut Hoca'yı görmekten, Ankara'da ağırlamaktan dolayı da çok mutluyuz. Ben hep eskiden beri şunu söylüyorum. Yani öğrencileri anlatırken de şunu söylüyordum. Anadolu'yu tabii ki binlerce antik kent, höyük, yerleşim, tarihsel anıt ama Anadolu toprağını anlamanız için iki yere seyahat etmeniz gerekir diyordum. Bir tanesi Karayın, diğeri Çatalhöyük diye hep söylerim. Yani birçok kent var tabii görülmesi gereken ama bu iki yeri görmeden insanlık tarihini, uygarlık tarihini anlamak pek de mümkün değil derdim. Tabii ki Göbekli Tepe, işte taş tepeler eklendi, Karantepe ama tabii ki o insanlığın uygarlık tarihi evrimi içerisindeki Çatalhöyük'ün yeri gerçekten çok farklı. O yüzden tabii ben çok mutluyum Ali Umut hocamızı Ankara'da Başkent Üniversitesi'nde böyle ağırlamaktan, görmekten. Tabii ki ben böyle bir giriş kısmı yaptım ve artık hani sözü vaktimiz de kısıtlı olduğu için Umut hocamıza bırakmak isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Umut hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle işte o kısa sürede çok ayrıntılı konuşamadık. Ama ben dedim ki acaba gerçekten insanlığın Neolitik dönemde ilk yerleşim alanı kanıtlanmış burası mı? O tartışmayı bir sonraki soruma bırakalım istediniz. Dediniz ki Çatalhöyük nasıl bulundu? İsterseniz o hikayeden başlayalım. Şimdi Çatalhöyük'ün bulunuş hikayesi tabii çok kayıtlara da geçmiştir. Her yerleşime nasip olmamıştır. Tabii onu bulan arkeolog da 20. yüzyıl tarihine geçmiş önemli bir arkeolog James Mellard. Ve ben onun yine eşini de anıyorum. Çünkü eşi de İstanbul Üniversitesi Prehistorya'dan tanışıp Türkiye'nin aslında çoğunlukla bilinmez ama ilk Neolitik dönem kazısı Fikirtepe'dir.
Kadıköy'deki Fikirtepe'deki kazı sırasında tanışmışlar. James Mellard uzmanlığını daha sonra 1950'lerde Anadolu'ya kaydırmış. Kendisinin fotoğrafı da vardı. Fotoğrafları evet. Da numarasıyla dördüncü fotoğrafta Umut James Hocam. Mellard. Çok değerli yönetmenimiz de hazır zaten. Hı-hı. Çok sağ olsun Alp Altan. Hatta onunla ilgili oğlu geçenlerde İstanbul'da çok önemli bir kitap da yayınladı. Ve aile de çok geniş. Özellikle Arlet Hanım'ın dedesi de Belgrad Anlaşması'nı imzalayan Abdülhamit'in veziri Saffet Paşa ki Troya'nın ilk kazı ruhsatını da veren paşa. Çok bağlantı ilginç bir aile. Bağlantı. İlginç bir aile. Yani ben de, devşirme muhtemelen. Romanya'dan. Evet o şekilde. Saraylı değil. Arlet Hanım orijinal bir hanımdı. Benim de şansım oldu. 96 yılında ben ikisiyle de tanıştım. Sohbet ettik. Şimdi onlar tabii 1950'lerde tanışıyorlar ve bir özel bir çift halinde Anadolu'daki çalışmalarını başlatıyorlar. Özellikle James Mellard, şimdi şöyle James Mellard aslında o dönemde simge bir isim var. Gordon Child, 20. yüzyıl arkeolojisinin en büyük isimlerinden. Gordon Child, Robert G. Bradwood Amerika'dan, Chicago'dan. Hatta bu da ilk neolitik dönem kazısını yapıyor. Ön Asya dediğimiz bu coğrafyada, Irak'ta yapıyor. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrası şu merak ediliyor. Yani bundan önce işte Sümer, Asur, Hitit bu medeniyetleri az çok çözüldü bakın. Ama insanlar nerede yerleştiler? İlk olarak üretim devrimi ne zaman başladı? Bunlarla ilgili somut bilgilerimiz yok. O yüzden İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni oluşumlarda özellikle Amerikalıların ve İngilizlerin bu coğrafyada özel kazı projeleri başlattığını görüyoruz. Bir tanesi Braidwood'un 1948'deki Jarmo. Bir diğeri de İngiliz bir araştırmacı, bayan araştırmacı Kathleen Kenyon'un Jericho. Jericho bugün Batı Şeria'da yer alan, diğer ismi de Tele Sultan olan ve çok ilginç bir yerleşme ve Neolitik'in aslında bugünkü kronolojisi dediğimiz zaman dizini ve bütün metodolojisinin aslında kuran kadın bir yerde Kathleen Kenyon. Kathleen Kenyon'un yanına asistan olarak yolluyorlar James Mellard'ı ve James Mellard burada en eski tabakaları kazıyor ve Neolitik döneme olan ilgisi daha da artmaya başlıyor. Şimdi Jericho'nun özel bir yeri var. Jericho'da bilinen dünyanın en eski anıtsal yapısı ortaya çıkıyor. 8 metrelik bir kule çıkıyor. Şimdi bu zaten akıllarda şöyle bir soru işareti bırakıyor. Bu köyler bizim düşündüğümüzden daha mı acaba kompleks yerleşmeler, daha mı gelişmiş yerleşmeler? 8 metre çapında bir kule, olasılıkla da etrafında bir surlu da olduğu düşünülen. Ne zaman da tarih? Milattan önce 9600'e tarihlendir. Hatta daha da eskisi daha var. Jericho'daki çalışmalar ilerlerken Neolitik dönemle ilgili çalışmalar artıyor. Bu arada Anadolu ile ilgili kimsenin özel bir ilgisi yok. Burada çünkü Anadolu bizim bildiğimiz klasik Ön Asya bölgesinin dışında kalan bir bölge. Ve burası bozkır, kurak, soğuk, olasılıkla da Neolitik çiftçilerin çok sonradan geldiklerini düşündükleri bir bölge olarak düşünülüyor. Bunu böyle olmadığını düşünüyor Jimmy Mellard. 1950'lerde özellikle Konya, Karaman, Afyon bu özellikle Orta Anadolu'nun o bozkır güney sahasını bir de tabii önemli bir araştırmacı daha var. İngiliz David French. Bunlar o dönemin koşullarında hatta şöyle trenlerle gidip geliyorlar. Trenleri durduruyorlarmış. Ben konuşmuştum. Evet evet eskiden trenler durduruluyormuş. Yani düşünün bir İngiliz ovada elinde torba, defter çılgınca. Işte... Ajan mıdır nedir değil mi? Öyle algılanır ya o ikinci dünya savaşı. Çılgınca çalışan tipler bunlar. Tren durduruyor falan. Tren de durduruyor. Hanlarda kalıyorlar falan. Şimdi tutkulu birisi. Yani iyi bir arkeolog tahmin edersiniz ki tutkulu birisi. Şimdi bu tabii 1958'de 3 araştırmacı ovanın büyük öyüklerinden bir tanesini geliyor. Çatalhöyük zaten oradaki yereller tarafından biliniyor. Bir ismi konmuş Çatal diye konmuş ama. Biliniyor yani ama arkeoloji keşfedilmiş. Ama arkeoloji literatürüne geçmemiş. Yani tahminen de herhalde bir Tunç Çağı yerleşmesi. Çünkü bu kadar büyük bir yerleşme. Burada yerleşmenin boyutlarını vereyim. 450'ye 250 metre 14 hektar. Dünyada eşi olmayacak kadar büyük bir Neolitik dönem yerleşmesi. Eteğine bakıyorlar, tepesine bakıyorlar.
birbirlerine bağırıyorlar. Aşağısı neolitik, yukarısı da neolitik. Nasıl olabilir diyorlar. 20 metrelik bir höyük, hepsi mi neolitik? Ona şaşırıyorlar ve o anlıyorlar ki Konya'nın, Konya Ovası'nda dev neolitik döneme ait bir yerleşme olduğunu. Ama Melat bundan önce aslında İngilizlerin girişimleri 1948'de Ankara'da şeyi kuruyorlar. İngiliz Arkeoloji Enstitüsü kuruluyor. Bu enstitünün müdürü de önemli bir arkeolog dönemi için Seton Lloyd. Onun sağ asistanı olarak Beyce Sultan'da kazıyorlar. Beyce Sultan'dayken de Burdur'a gidip Burdur'da Türkiye'nin ilk tanımlı gerçek neolitik dönem kazısını yapıyor hacılar. Evet. Ve şunu ilan ediyorlar. Türkiye'de neolitik dönem varmış. Arkasından da Çatalhöyük için izine başvuruyorlar. 1961 yılında Çatalhöyük ilk defa kazılmaya başlıyor. Güzel de bir alan bulmuş herhalde James Mellart ve içinden dua resimleri çıkıyor. Shrine olarak adlandırılır, küçük tapınaklar çıkıyor. Birbirine böyle bitişmiş ev kümeleri çıkmaya başlıyor ve bunları tabii şeyde çok iyi paylaşıyor. Özellikle medyayla da zannedersem paylaşıyor ve bana göre herhalde James Mellart zamanın ruhunu da yakalayan birisi. Yani bunu çok hani yakalamış ve Çatalhöyük'te açıkçası o dönem 1960'lardaki zamanın ruhunu nedir? Kadın hareketleri. Niye kadın hareketleri? Hı-hı. Onu söyleyeceğiz. Bu arada resimler geçebilir. Hani dönebilir şey mi? Evet evet. Tamam. Hani eğer hocamız dönüşü, şey tabii, yaparsa tabii. Özel spesifik bir İlk resim. Tamam. Evet. Siz de söyleyebilirsiniz hocam. Yok, yok, tabii, numaralandırabilirsiniz. Yani, alana bakarsanız bu arada da bugün... Bunu da bu arada sözünüzü kesiyorum. Ekranı taşırsa yönetmenim Konya Büyükşehir Belediyesi'nin videosu bu. Ben onu da söylemek istedim. Teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediyesi'ne. Bu aslında tabii bizim de hazırladığımız ve bizim İstanbul'da yaptığımız ilk defa bir güzel sanat sergisi yapıldı. Öyle AKM mi? Taksim'de yapılmıştı. Bir 25 günlük güzel bir çalışmamız oldu. Orada dönen bir videomuzdu. Harika. Elinize sağlık. Çok bu videomuzda video. Kazı alanlarını da görüyorsunuz. Evet. Aslında bugün geldiğinizde iki tane büyük kazı alanı var. Aslında Çatal adını alması şundan dolayı. Höyüğümüz bir ikiz höyük. Yani bir güney, bir kuzeyde, biri küçük, biri büyük. İki tane höyüğümüz var. Güneyde gittiğinizde Melart'ın eski kazdığı alanların kapatılmış ve daha sonra ilerletilmiş halleri. Kuzeyde de daha sonrasında benim de yer aldığım kazılarda ortaya çıkarılmış bir yerleşmeyi göreceksiniz. Şimdi James Melart o güneyinde kazarken dünyaya bunu duyuruyor. Ve Jericho ile beraber Çatalhöyük şu tartışmanın içine giriyor. Özellikle de James Mellart Çatalhöyük'ü dünyanın en eski şehri olarak anlatmaya çalışıyor. Ve bunun nedenleri var. Bunun sadece büyük olmasından dolayı değil. Buradaki toplum yapısının ciddi şekilde daha rafine, bizim düşündüğümüz bir köy toplumunun çok ötesinde olduğunu. Yani çok sistematik şekilde ev yapıları olan, tapınak yapıları olan, ciddi bir refah seviyesinin olduğu. Çünkü şöyle söyleyeyim, Çatalhöyük'e Anadolu'nun hemen hemen her yerinden ve Kızıldeniz'den olmak üzere çeşitli ham maddeleri geliyor ve bunlar işleniyor. Buradaki işçilik kalitesini ben her zaman vurguluyorum. Çatalhöyük'teki işçilik kalitesini hiçbir zaman Anadolu'da Tunçağ'ına kadar göremezsiniz. Açık söyleyeyim bunu. Yani en azından geç kalkolitik döneme kadar bunu göremezsiniz. Burada inanılmaz bir zanaatkarlık olduğu belli. Obsidyen ticareti de çok o dönemlerde tartışılıyor. Obsidyen belki seyircilerim için söylememiz lazım nedir? Bu volkanik Kapadokya bölgesindeki Hasan Dağı özellikle civarında çıkan volkanik cam. Ama parlak renkli bir mineral kökenli mineral cam. Ama vardı orada hatta bir ayna vardı. Ayna var mıydı? Evet. Ayna dünyanın en eski aynası. Dünyanın en eski aynası. Evet. Kadın mezarlarından çıkıyor. Kadın mezarları. Zaten kadın dediniz ya onu biraz sonra sevgili seyircilerimize evet, anlatacağız. Çatalhöyük deyince akla kadının gelmesi gerekiyor. Şimdi mezarlar bir de tabii inanılmaz mezarlar çıkıyor. Özellikle bu shrine olarak adlandırılan özel yapılarda. Şimdi dünyanın en eski duvar resimleri. Bu arada tarihlendirmeyi söyleyeyim. O dönemlerde yaklaşık milattan önce 6700'lere tarihlendiriliyor ve 1950'lerde bir yeni devrim oluyor arkeoloji için. Bu devrim karbon. Oxford laboratuvarlarında radyokarbonun geliştirilmesi birçok şeyi değiştiriyor. Tarihlendirme için evet. Değil mi? Ve Anadolu için
1960'larda 6500'e kadar giden tarihler inanılmaz geç dönem. Çünkü Anadolu için tahmin edilen 3000-4000 gerisini biz de bilmiyoruz. Bunun gibi Çatalhöyük çok özel bir yere oturuyor. Bu nedenle buluntuları tabii ki çok etkili. Cimvenat bunu özellikle yani Londra'daki bir gazetede çok ayrıntılı veriyor. Illustrated London News'te bunların bütün buluntular ayrıntılı ve dünya gerçekten o dönem Çatalhöyük'ü takip ediyor. Kazılar ilerledikçe de bakıyorlar ki duvar resimlerinin sayısı 30, 40, 50. Yani bir Çatalhöyük'ü bazen ben şöyle adlandırıyorum, bir sanat galerisi gibi. Yani inanılmaz bir ifade biçiminin olduğunu görüyorsunuz. Her evin duvarında mı? Yani her evlerin eve olmasa mı? Bile yani evlerin hem evlerden de tapınak dediğimiz o shrine'ların çoğunda duvar resimleri var. Duvar resimleri özellikle, şimdi yerleşmede bu arada şunu söylememiz lazım. Bu yerleşme şu günkü tarihlendirmelerde 1100 sene sürmüş bir yerleşme. Hı hı. Dünyada eşine az rastlanır. Yani siz kuruluşundan bitişine kadar diye anlatayım. 21 metrelik bir höyümüz var. Ve burada 16 tabaka Çatalhöyük kültürünün gelişip kendini tasfiye ettiğini düşünebilirsiniz. Yani bitiriyor. 1100 senede 16 ayrı tabaka. 16 oluşmuş. Ayrı tabaka. Milattan önce 9000'den başlıyor. Yok. Milattan önce 7100. Son pardon 7000'den 9000 başlıyor. Senelik. 7, evet. 9000 senelik. Evet. 6000'lere kadar mı? Evet. 5900 hatta şimdi son radyokarbon tarihlerini bize söyleyeyim. 5950 idi ama biz şimdi yeni bir alan kazıyorduk. 3-4 senedir Polonyalı ortaklarımızla. Buradan gelen tarihler 5900'ü hatta indiğini gösteriyor. Gerçekten yerleşme sürprizli. 1100 sene şöyle 1100 seneyi aşan da başka yerleşmeler olabilir. Buradaki olgu 1100 sene bir kültürün kendini ağır ağır geliştirerek bitirmesi. Yani başlıyor ve bitiriyor. 1100 sene boyunca. Kendileri mi? Kendileri bitiriyor gibi. Çok başka bir yere geçiyorlar. Başka büyük dağ var. Üvey Höyüğümüz. O çoğunlukla bilinmez. Batı Çatalhöyük. Onun yanında döneminin 6. bine ait çok büyük 300 metreye geçen bir höyüğümüz daha var. Genelde ziyaretçiler tabii onu görmüyor ama şimdi yeni ziyaretçi merkezinden onlar vurgulanan da bir kulemiz var. Onlar batı tarafına baktıklarında bir höyüğü daha görecekler. Çünkü Çatalhöyük, bizim bildiğimiz Çatalhöyük biterken batıda yeni bir yerleşme daha kuruyorlar. Şimdi o zaman onu soralım. Belki çok karışık gidiyoruz ama Metin Kayağan da Kanal B Haber Müdürümüz size bunu sormamı istedi. Evet. Neden orayı bırakıp üstünü örtüp gidiyorlar? Şimdi bunun cevabını vermek zor. Bunun için biz sadece bir takım öneriler veriyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Yerleşme biz bulduğumuzda ya da Melart bulduğunda 21 metre. Bunun 3 metresi ova seviyesinin altında. Yani bugünkü ova seviyesinin altında yaklaşık 17 metrelik höyük var. Höyük çok büyüyor. Höyüğün tepesinde artık yani sizin imarla ilgili olasılıkla problemler var. Ve şunu düşünmeniz lazım. Yüzlerce sene aynı yeri kullanmanın mutlaka getirdiği problemler büyüyor. Çünkü biz sadece evlerden bahsediyoruz ama evlerin yanında dev çöplük alanları var. Çöplüklerini de kendi işlerine biriktiriyorlar. Hani kimse çöplükleri görmek istemiyor ama çok değerlidir Çatalhöyük evet. Çöplükleri. Her şey orada biriktir. 200-300 senelik yani. Arkadaşlar öyle dedi. Hani biz onu bir terimsel kullanıyoruz. Evet. Yani şu anda seyircilerimizin algıladığı bildiğimiz çöp anlamında Malat değil. Malat çöplüğü değil. Değil. Yine çöplük ama o çöplükler asla diyelim anlık şölenlerin izlerini de taşıyor. Çünkü burası aslında bir yerde şölen toplumu. Bunlar biraz size yeni gelebilir programda konuştuğumuz. Yani şölen toplumu niye böyle? Şölenlerin izlerini de zaten duvar resimleri. Çünkü duvar resimlerinde şöyle geometrik bazı örneklerini bakın 9 pardon 5, 6, 7, 8'de görebilirsiniz. 5, 6, 7, 8. 8 bakarsanız. Şimdi geometrik duvar resimleri var ki onlar da bizim kilimleri de benzerler. Hatta 9, 10, 11'e de baktığınızda motifi. Çok canlı mesela bir... Mesela evet. Biri bu. Bu diyeyim bir ikonik bir görüntüsüdür. Bir leopar eteğine giymiş bir erkek elinde mızrak. Şimdi bu sadece büyük bir resmin detayı, kompozisyonun detayı. Bir boğanın etrafında koşan, av diye düşünülüyor ama belki de olasılıkla nasıl İspanya'da bugün evet. Dev boğalarla yapılan biliyorsunuz sokaklara salıyorlar. Evet.
ya boğa güreşi yapıyorlar ya sokaklarda şimdi. Hani onları bana hatırlatıyor. Boğalarla bu şekilde şölen gibi bir hava olduğu anlaşılıyor. Başka hayvanlarla da geyikler. Bunlar hep insanlardan daha büyük yapılmış, merkeze alınmış. Şimdi buradaki özellikle hayvan-insan ilişkisi akbabalar diyelim. Akbabalar başsız insan cesetlerini yiyor. Elimizde var mı örneği? Evet diyelim 20 diye. Yani burada kaçıncı oluyor? 12. 12 mi? 12, 12 olabilir. Akbabayı baktığımızda ilginç bir ayrıntısı var. Çünkü ölülerini önce bir doğaya bırakıyorlar değil mi akbabalara? Evet. Sonra kendi evlerine gömüyorlar. Şimdi bu efsane gibi gözüküyordu. Evet. Yani ben Jimmy diyorum peki. Çok aramızda James değil de Jimmy Mallard diye gidiyor. Jimmy Mallard. Şimdi James Mallard o dönem ki bulgulardan şunu söylüyor. Cesetlerin dışarıda bir kısım cesetlerin dışarıda olasılıkla akbabala veya yırtıcı kuşlara bırakıldığını söylüyor. Çünkü cesetler toplanıp getirilmiş. Bu arada aslında bir yerleşme gibi. Ben bunu çok hızlı anlatıyorum ama çatalıyor. Günlerce program yapabiliriz. Yani çok kısa anekdotlar veriyorum. O yüzden size baktım. Umut Hocam yandı da. Biz sizin peşinizi bırakmayacağız. Bu biri hocamla da böyle başlayıp peki. Hani 5'e 6'ya kadar götürdüğümüz diziler olmuştu. Çünkü bir 50 dakika bunu anlatabilmek zor aslında. Şöyle yani aslında dev bir mezarlık var. Niye? Evlerin altında en yüksek sayı 70. 70 korkunç bir sayı. Bir evde. 70 mezar var. 70 mezar. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Evin ömrü yaklaşık 50 senedir bu evin. Evet. Tarihlendirilmiş. O evin içinde o evin ömrünü aşacak kadar birey yaşamamıştır. O evi mezarlık gibi kullanmışlar. Evet. Şimdi evet. Burada bir takım zaten DNA analizi yapıldı. ODTÜ ile bu Hacettepe'nin kurduğu bir genetik laboratuvarı vardı. Oradaki son çalışmalar şunu gösterdi. Çatalhöyük'te genetik bağlantılar yerine artık sosyal bağların önem kazandığını görmeye çalışıyoruz. Yani çünkü ondan önceki yerleşmelerde mezarlar yani aynı bu mezarlar bu arada nereden derken evlerin altına gömüyorlar. Bu da ayrı bir teknik problem. Yani evlerin altına gömüyorlar gidiyorlar. Bunlar bizim için modern yaşamdakiler için çok düşünülecek şeyler değil. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Evin içinde ölüm, yaşam arasında ciddi bir diyalektik var. Yani çok ciddi ölülerle olan öte dünya ile ilgili bir ilişkileri ve bunu da duvarlara yansıttıklarını, duvar resimlerine. Burada sadece resimler yok, bir de kabartmalar var. İnanılmaz kabartmalar. Hatta tanrıça olarak yorumlanan büyük kabartmalar. Bugün Anadolu Medeniyet Müzesi'ne ilk girdiğinizde sağ tarafında çok güzel bir kurulum vardır. Orada hatta o tanrıça olarak tabir edilen kabartmalar. Bir de heykeller 13. var. 13. resimde. 13 mü? Peki. Evet. Şu an. Evet. Diyeyim, o zaten biliyorsunuz Çatalhöyük deyince dünyada ilk akla gelen ikonik resimdir. Evet. Bu bir depoda bulunmuş. İki tane kedigilin üzerinde duran ve doğum yapan bir tanrıça. Bereket tanrıçası. Bu şekilde. Kibereye benziyor. Biz öyle görmek istiyoruz genelde. Bazen de hani görmek istediğimiz gibi ama gerçekten özel bir önemi olduğu da anlaşılıyor. Ve tabii bu tek başına değil. Bunun gibi daha onlarca kadın figürünleri var. Şimdi kadını burada önemli yapan şey ne? Konudan konuya atlıyorum ama. Hocam şeyi de ekleyeyim ben. Erim Tam Müzesi'nde ben sizi dinlediğimde evet. Ölçülerle ilgili yani o size kadın evet. Acaba hani gerçekten o dönemdeki bir kadının fizyonomisine benziyor evet. Mu? Tombul olması evet. Mı? Hani o, kadına. Şimdi bu güzellik anlayışı mı onu bilemeyiz. Yalnız kadınlar gerçekten yani çok şişman görülebilen. Şunu bana söyle. Yaşar Üniversitesi'nin çok güzel bir İzmir'de paneli vardı. Çatalhöyük paneli. Orada hocam beni bağışlasın ismini hatırlayamıyorum. Ege Üniversitesi'nin rektörü hocamız bize bir şey sordu. Dedi ki siz bu kadınların hayatta olduğunu düşünüyor musunuz veya modellenme? Ben dedim ki bunların hayatta olduğunu düşünüyorum ama iskeletlerine bakın yani özellikle işte bu kemiklerindeki densiometreler, baskıları bunları yeniden bakmak lazım. Şimdi o dedi ki bize ben endokrinoloji uzmanıyım. Siz tabii ki bunu göremezsiniz dedi. Ben o kadınları canlı olarak hepsini gördüm dedi. Hocam dedi bunlar dedi kesinlikle dedi modelden yapılmış dedi. Hayalden değil dedi. Yani ben de zaten yani. Bu kadınlar yaşamış. Ama bu kadınlar nasıl hareket ettiler, ne oldular?
Bu orası ilginç. Şimdi söylemek istediğim kadın meselesi şu. Şimdi Göbekli Tepe'ye gidebiliriz diye örnek olarak. Şimdi genelde zaten artık hani Neolitik deyince eskiden hep Çatalhöyük gelirdi. Şimdi tabii Göbekli Tepe'de geliyor. Göbekli Tepe'ye de vurgulanması gereken bir olgu var. Erillik ve yabanilik. Bakın şey yok. Kadınla ilgili yani da kadının herhangi bir hani onu temsil edecek bir herhangi bir metonim veya ona bir simge yok. Her şey eril ve her şey yabani. Hatta son çıkan heykel erilliğin ne diyelim zirvesi. Karahantepe'den çıkan heykeli hatırlarsın. 2.3 dünyanın en eski en büyük heykeli olasılıkla. Ve hani erilliğin hani ne derler görkemi gibi bir şeydi. Şimdi buraya baktığınızda kadın temsilleri özellikle yerleşiklikle ve tarım toplumuyla beraber. Çünkü Göbekli Tepe bir tarım toplumu değil. Yerleşik bir toplum olduğu çok net ama bir tarım toplumu ile o ilgili zaten şunu söylememiz lazım. Tarım yerleşikliğin bir ön koşulu olmadığını bize gösterdi son çalışmalar. Özellikle Göbekli Tepe gibi yerleşmeler. Ama önceden tarım devriminden sonra insanların yerleşik hayata geçtiği düşünülüyor. Genelde. Aslında tarım sonradan gelen ve zoraki bir pratik halini alan. Yani nüfusun büyümesiyle beraber artık zoraki. Çünkü artık kimsenin aslında başlangıçta kimsenin tarım yapmaya ihtiyacı yok. Çünkü bu iş küresel ısınma var. Holosen dediğimiz dönemin sonunda yabani tahıl tarlaları her yani siz biçtiğiniz kadar sizin yıl boyu neredeyse yetecek kadar besin. Mesele sizin onu depolamanız ve onu işleyebilmeniz. Onu depoladınız ve işlediğiniz sürece artık sizin zaten avcılıkla bir bağınıza gerek yok. Yani burada o nişastanın şeye girmesi, gıdanın içine girmesi bence hayatı değiştiriyor ve yeni bir enerji kaynağı olarak girmeye başlıyor. Çatalhöyük ise bunun olasılıkla artık tamamıyla büyümüş, daha böyle gelişmiş bir tarım toplumunun nereye gidebileceğini gösterme açısından önemli. Kadına gelirsek, kadınla tabii ki özellikle yerleşiklikle ve tarımla beraber kadının olasılıkla hane halkında özel bir önemi ya da önemi artmaya başlamış gibi gözüküyor. Şimdi tabii Anadolu'da kadınla ilgili inancın zaten izlerini daha sonraki dönemlerde Filiklere kadar. Roma'da Magna Mater hani inancı. Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Yani bu çok ciddi şekilde izlenebiliyor bakıldığında. O yüzden hani Çatalhöyük bunun bir yerde başlangıcı gibi düşünülüyor. Yani söylemek istediğim kadın ilk defa bu kadar baskın bir şekilde tasvir edildiği bir dönemi görüyorsunuz. Anaerkillikten söz etmiyoruz ama tamam. Anaerkillikten bahsetmiyoruz. Anaerkil ama şöyle ne demiştim? Jimmy Miller zamanın ruhu için, zamanın ruhunda feminist dünyanın çıkışı 1960'larda. Ve o yüzden Çatalhöyük'te çıkanlar feminist düşüncenin içinde onu besleyen, hani bir dönem kadınların aslında hakim oldukları, daha ne derler, hani eril bir dünyadan önceki hatta daha önemli bir kadın arkeolog Maria Gimbutas, eski Avrupa'da kadınların daha anaerkil bir dünyanın hakim olduğu falan gibi tartışmalar var. Çatalhöyük'te tam sıcak o tartışmaların içine oturuyor. Bir de tabii 1960'lar sosyal hareketlerin başladığı bir dönem. Yani eşitlikçi hareketler, şunlar bunlar. Ve orada da tabii Çatalhöyük'te şunu görüyoruz. Eşitlikçi bir toplum mu var? Yani demek ki ütopya değil. Bir eşitlikçi toplum vardı ve bir kent toplumuna doğru bir eşitlikçi toplum mu gelişiyor gibi. İşte bu 1960'ların tartışmaları içine Çatalhöyük'ün verileri çok sıcak oturduğu için Çatalhöyük'ü de çok taşımıştır diye düşünüyorum bir yandan. Ve özel bir yere koydu. Ama maalesef ben her zaman şunu düşünüyorum. Çatalhöyük çok konuşulsa da Anadolu Neolitik içinde yeri çok özel kaldığı için çok belki tartışamıyoruz. Yani Çatalhöyük diğer yerleşmelerle neyin ilişkisi? Çünkü biraz çok büyük. Kutsallaştırıyoruz. Bazen kutsallaştırıyoruz. Çok fazla veri var. Algı çıkmasını da istemiyoruz. Benzeri yok. Hocam şimdi bu arada 15 dakikamız var. O yüzden de sormak istediğim de başka meseleler de var da biraz da yapılardan söz edelim mi? Çünkü evet. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. İlk Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gittiğimde
üniversiteye yeni başladığımda dünyanın ilk şehir planı olarak evet. oradaki o haritayı göstermişlerdi düşünün, bize. Bakın, kaç numara? 19 numara. 19 numara. Şimdi düşünün, bakın kentli toplum derken, bakın ben onu anmadım bile. Düşünün kenti, yaşadıkları kenti çiziyorlar perspektif olarak. Ve yani nasıl bir perspektif? Hasan Dağ dediğimiz. Hı hı. Ben gerçekten onu geçen sene balon uçuşları tasarlanıyordu. Gelirken şeyin arkasından güneş patlayınca Hasan Dağı'nı olduğu gibi gördük. Bu arada aradaki mesafe yaklaşık 150 kilometre. Bayağı var hocam. Bir de Karadağ var. Bu arada Hasan Dağı dediğimiz kırmızı evet. görünen. Evet. Bu bir harita sevgili seyirciler. Yani bilenler kuşkusuz çoktur ama dünyanın ilk haritası şu anda ekranlarınızda. Ben bazen şeyi söylüyorum. Tescillenmiş bu. Evet. Yani kartografya servisleri dünyanın ilk haritasıdır. Dünyanın ilk tarihlendirmesi? Tarihlendirmesi yaklaşık M.Ö. 6500. 6500. 8500 sene. Bazen ben araya girdim, özür dilerim hocam. Şeyi söylerim hep. Yani biz genelde kendi ülkemizde bir takım yerleri gezmekten imtina ediyoruz. Gezmiyoruz daha doğrusu ama yani yurt dışına gittiğimizde böyle bir gezi ve kültür patlaması oluyor. Yani bütün ülkeleri görüyorum. Belki güzel bir şey oraya gitmişken ama hep şunu derim. Bir takım yani yabancı şehirlere gidildiğimizde işte Paris'e gittik. Eyfel Kulesi'nin önünde çektirmezsek Paris'te olduğumuzu veya işte Kolezyum Roma'nın simgesidir. Derim ki öğrencilerime de ya kaç kişi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gidip bu dünyanın ilk kent planının önünde bir fotoğraf çektirip evet. bakın dünyanın ilk kent planının önündeyim diye gurur evet. duyarak yani Anadolu insanı olarak. Bu topraklar. Yayın, evet bu topraklar. Anadolu halkı bizim kökenimiz yani bunu söyleyeyim. Farkındalık söylüyoruz. Da o anlamda gerçekten. Hocam aynı şeyi düşündüm karşılama merkezinde bu olsun dedim ama yine de çok tercih görmedi. Yani şunu düşünün bir de hatta ben size şu küçük bir bilgi vereyim laf lafı açar. Şimdi ben 93 yılında başladım. İkinci projeyi de anlatayım bu arada 93 hemen. 93 yılında Çatalhöyük'e başladınız. Ben Çatalhöyük'te 21 yaşında Ankara'da bir öğrenci olarak. İlk hani cipten inen diyeyim Çumra'da kalıyorduk. İkinci proje yine İngiliz hocamız Profesör Ian Hodder döneminde başladı. Cambridge Üniversitesi'nden de. Biz de ilk gönüllü öğrencilerdik. Benim maceram ilk 93 yılında başladı. 93 yılında geldiğimizde Çatalhöyük'te tahmin edersiniz ki sadece göçükler vardı. Görecek bir şey yoktu. Şunu söyleyeyim. 94 yılında özellikle şunu gördüm ve üzülüyordum. O haliyle Avrupa ve Amerika'dan tur otobüsleri geliyordu. Görülecek fazla bir şey yoktu ama onlar şunu görmeye geliyorlardı. Çünkü eskiden Blue Guide vardı. Bilmiyorum hala var mıdır? En temel şeydir. Hani böyle rehber kitabı buydu. Derdi ki Türkiye'de olmazsa olmaz iki yerleşme var derdi. Bir Troya, bir Çatalhöyük. Türk izleyici yani yoktu. Ziyaretçilerimiz çok çok azdı. Yani ben üzülüyordum. O haliyle gelenler genelde Avrupalı. Çünkü Çatalhöyük bir efsane ve hatta şöyle bir şey Avrupa'nın başlangıcında bir nokta bile sayılır. Yani çünkü Çatalhöyük'ten başlayan bir hareketin de olduğunu biliyoruz. Ama bu birinci, bu ikinci Marmara, Ege. Çünkü Çatalhöyük olgunluk dönemine geldiğinde bu Ege'ye ve Trakya'ya doğru, Balkanlara doğru bir hareket başlıyor. Ve Çatalhöyük'teki öğeleri taşınmış olduğunu görüyorsunuz. Hmm. Sadece tohumları ve hayvanları taşımıyorlar. İnsanlar giderken kültürünü de götürüyor. Mühürler, seramikler, kaşıklar, mimari bunların hepsini bütün düşünceleri taşıyorlar. Yani o çok övündükleri sizin de konuştuğumuz Yunan kültürü olarak adlandırdıkları ama bizim Batı Anadolu kültürü dediğimiz oluşuma başlangıcı Çatalhöyük. Bakın yerleşik kültürün mayalandığı ya İhtisas Enstitüsü gibi bir yer yani Çatalhöyük. Hani bunu bir nedense yani çünkü şöyle bir şey. Baktığımızda aslında Avrupa bunu daha çok biliyor. Hatta şöyle açılış töreninde Konya milletvekili şunu söyledi. Ben dedi hep Konya'yı Mevlana, hani Konya deyince hep Mevlana diyeceklerini söylüyor dedi. Bunu dedi kaç kere Avrupa'ya gittiğimde dedi. Eski belediye başkanı şunu söyledi. Anladım ki dedi Konya deyince herkes dedi Çatalhöyük diye biliyor dedi. Buna şaşırmıştım dedi. Yani Çatalhöyük Türkiye dediğinizde aklınıza gelen ilk yerlerden. Buna bir de şimdi Göbekli Tepe eklendi. Aslında Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Troya'ya baktığınızda hepsi kronolojik olarak kültürün nasıl ilerlediğini, Ege'ye doğru, Avrupa'ya doğru ilerlediğini gösteren çok ilginç bir hat olduğunu söylememiz lazım. İşte o nedenle Çatalhöyük daha bugüne kadar sadece
biz %6'sı teknik diyoruz ama %10'u gibi daha yani en fazla olabilecek. Öyle mi? O kadar mı kazıldı hocam? O kadar kazıldı. Oo. Ama bunu şöyle söyleyeyim, kazılan alanlar yine büyük alanlar. Yaklaşık 250 yapı ortaya çıkarıldı. Yeni mahalleler ortaya çıkıyor. Şimdi mahalleler derken bu arada onu da siz yapılardan bahsettiniz. Şimdi yapılar tabii ki birbirine benziyor gibi gözüküyor. Böyle kutu kutu yapılar, kutu kutu böyle yapılar. Dörtgen yapılar. Videoda onlar çok net var. Fotoğraflarda var mı bilmiyorum. Fotoğraflarda ama da var. Özellikle 15. fotoğrafı. 15. Şey yani bir sokaktan, bir caddeden bahsetmiyoruz değil mi? Var. Çatılardan var mı? Mesela var. O da yanlış biliniyor o zaman hocam. Şimdi bakın yanlış çatılardan biliniyor. Geçiliyor ben ve hiç inanmadığım bir şeydi. O eskiden öyle söyleniyordu öyle ama. Öyle sanıyorduk. Ben kendi kazılarımla bir sokağı ortaya koyduğumu düşündüm. Düşünüyorum. Harika. Ortaya koyduk. Bu şimdi diyelim bakın bir köyü bu kadar olduğunu düşünüyorsunuz. Aslında bizi bunlar sınırlıyor. 1960'larda yapılmış rekonstrüksiyonlar. Bu sadece kazılan alanın rekonstrüksiyonu. Hı-hı. Sizin bunu onlarla çarpmanız lazım. 20'lerle çarpıp. Çünkü yerleşmede şunu söylüyor Melart. Burada diyor yaklaşık 7-8 bin kişi yaşamış. 7-8 bin o dönem için çok büyük bir korkunç rakam. Bir sayı. Çünkü tahmini köylerin sayıları 500 ile 1000. Bunlar bizim Ön Asya'da gördüğümüz 3-4 tane mega yerleşim. Bunlar mega sites diye geçiyor. Çatalhöyük, Abu Hureyra, bir Ürdün'de bir yerleşmemiz daha var. Ayın Gazal gibi. Bunlar yani şimdi diğer köylerle kıyaslamanız açıkçası sağlıklı değil. Toplamda Anadolu'da kaç bin kişi vardır ki o dönemde yani? 24 numaralı fotoğrafta. 24. Düşünün yani burada bu kadar insan beraber yaşamış, dev mahalleler var. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim, nörolojik olarak bir şey söyleyeyim. Hı hı. Normal bir averaj insanın bir insanın suretiyle ismini beraber 300 veya 400 en fazla 300-350 tutabiliyormuş. Normal bir bellek. Hı. Siz yaşıyorsunuz binlerce kişi. Hı hı. Birbirinize yani artık aile bağlarının yerine artık sosyal bağların olduğu çok kalabalık mahallelerin örgütlendiği bir toplum. Biz burada şunu yapmaya çalıştık. O sahadaki aslında bir kazı haritası değildir. Çatalhöyük'te çok şanslıyız. Saha direktörümüz Roger Matthews Irak'ta bunu denemiş. Yüzeyi sıyırınca şey çıkıyor, planlar çıkıyor yani kazmadan. Onu biz sıyırırken ben çok şanslıydım. Onun çoğunu ben çizmek. Çizdim, iş bize düştü. Orada çizerken sol tarafına dikkat ederseniz o kırmızı çizili alanın aslında aşağısı ve yukarısında bir sokağın geldiği gözüküyordu. Onu İnanadır döneminde kazamamıştık. Ben ilk hedeflerimdendi. Orayı 2021 yılında kazdık. O sokağın altında yeni bir mahalle, yeni bir bina bulduk. O sokakla ilgili özellikle yani burada teknik detaylarına girmeyeyim ama bir sondaj yaptık. O sondajda çok net yenilenmiş, devamlı böyle yenilenmiş sokak gibi kullanıldığını gösteren kanıtlar ele geçti. Zaten çok yeni bilgi ama 2021. Bu yeni. Yani biz bunu hani 2001 yılında yine şöyle ne diyelim medyada yayınladık. Şimdi burada bazı ezberlerin bozulması gerekiyor. Yani açıkta söyleyeyim o dönemde de. Çünkü böyle büyük, bu arada sağdaki benim çizim yaparken çizim yapıyorum diyordum ki 95 yılında ilk kazdığımız evdir. Ben bu arada şey gibiydim. Hani kazının çizimcisi gibi, nöbetçi. Gel çiz. Ben çok ne severdim. Ne çok emek vermişsin. Hem buluntu çizimcisiydim hem de yani ben devamlı. Program öncesinde Umut Hoca'yla konuşuyorduk. Gerçekten serbest el çizimi de hani teknik çizim yanında böyle. Benim arkeolojiye girişim iyi. Aslında biraz resmi düşkünlüğümden yani. Dolayı. Ben Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeyken çocukken bütün o ortostat dediğimiz o taşların hepsini delilik bunların hepsini ben çiziyordum. Elim iyiydi. Hatta acaba bu çocuk ressam mı olur diyorlardı. Ben devamlı çiziyordum ama çizmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle arkeolojide hep arkadaşlarımıza ve diğer hocalarımıza söylüyorum. Lütfen her şeyi AutoCAD'e bırakmayın. AutoCAD'i biz de kullanıyoruz. Ama sahada çizmek demek yorumun yarısı. Siz onu yorumlarınızla aktarıyorsunuz. Bu çok önemliydi. O yüzden ben çünkü son dönem kazılarında teknoloji kullanılıyor. Teknolojiye ben her zaman varım ve Çatalhöyük zaten bu arada öncü bir kazıdır. 90'larda dünyaya öncü olmuştur. Son dönem teknolojileri ve son dönem yöntemleri denemiş. Çok özel. Yani aslında dünya arkeoloji tarihinde de özel bir yeri vardır. Yani sadece Çatalhöyük'ten dolayı değil, araştırmada. İnanadır aslında şey geldiğinde bir de bir düşünce okulunun başı, lideri. Postmodern düşüncenin o dönemki şey yani o baş kafasında bir takım modeller var onlarla geliyor. Hiçbir zaman tam şeyle zaten uyuşamıyorlar. Jimmy Menard
daha aslında modernist dünyanın 60'ların bir mentalitesi, o 1990'ların mentalitesi. Bu arada onun öğrencisidir. Ian Adder'da James Mannert'in bir dönem öğrencisi olmuş. Ben de Ian Hoca'nın öğrencisi diyeyim. Hani biz de beraber 13-14 sene çalıştık Ian Hoca ile beraber. Ben 2010 yılına kadar çalıştım. Hatta uzmanlığım da benim damga mühürlerdi. Dünyanın en eski damga mühürleri olarak da söyleyebiliriz. Yani bu en eskiler genelde evet biz kullanıyoruz ama yani daha eskisi yok. Onu da söyleyeyim. Ne kadar önemli. Yani oradaki o hiyerarşik, o sosyal yapının tabakalaşmasını da çünkü mühürler sonuçta mülkiyeti temsil eden. Evet. Yani aidiyet duygusunu. Demek ki böyle bir sosyal yapı içerisinde ürün üretiliyor. Bir organizasyon var. Depolanıyor. Şimdi bakın bir takım şeyler, işte bu akbabalarla ilgili. Şimdi hemen onu görünce aklıma geldi. O soruya cevap verememiştim. Mühürlere hemen geleceğim. Şimdi ben artık diyor ki akbabalar tarafından yenmiş olduğunu. Geçenlerde İngiltere'de, hatta burada da Ankara'da Bilkent'te yapıldığı bir Orta Anadolu Neolitik Konferansı'nda çalışan uzman şunu açık açık söyledi. Kemiklerin üzerinde çok açık akbaba olmak üzere dedi, yenmiş olduğunu gösteren izler çok açık. Mennert haklıymış. Yani bunlar yenmiş, dışarıda yenilmiş, getirilmiş. Zaten çizimlerde de var. Bizim son dönem mezarımızdan çıkanı olasılıkla siz belki duymadınız. Ben şöyle söyleyeyim. Biz bir toplu mezar kazdık. Büyük bir yapı kazdık biz. Bu yapının içinde hocalarımız bir toplu, bazen çoklu diyoruz. Aynı anda gömülmemiş. 7 tane birey çıktı. Bu bireyin en üstünde, hatta bireyin sadece kolları var. Ortasında da bir tane de akbabanın ayağı konmuş. Onun akbaba ölçümleri yapıldık. Ortometrik ölçüm. Biz ayı mı acaba dedim. Ayının da özel bir yeri var. Onu bir gün başka bir program olursa anlatırım. Ayının ne önemi var gibi. Ayı, tanrıça, şudur, budur gibi tartışmalar olmuştu. Akbabanın demek ki toplum içinde özel bir yeri olduğunu. Bir de tabii biz genelde gömüleri şey düşünüyoruz. Hep klasik fetus pozisyonunda, yani hep böyle bir anne karnında içici. Bacakları, elleri toplanmış pozisyonda ama gömülür zannediyorum. Ama şimdi böyle örneklerin yanında kafaları olmayanlar var. Tek başına kafa, temel kasına kafası gömülmüş. Evet. Ya da kucağına bir, o da, ben onu çok beğenirim, o da bir ayrı hikayedir. Bir etlendirilmiş bir kafatası, aynı şeyde Jericho'da ilk örneklerini görür. Yüz yapılmış, yeniden yapılmış, kas yapılmış yani kilden. Gözleri böyle deniz kabuklarıyla bir şey, yeniden sanki hayat verilmeye çalışılmış. Bir kadının kucağında bir erkeğin böyle bir kafatası kırmızıya boyanmış. Evet. Yani dediğim gibi, yani aslında evler de olsun, mezarlar da olsun, buluntular da bizim düşündüğümüz klasik bir neolitik köyün çok çok ötesinde. Evet. Ve olasılıkla da bu kadar ham maddenin aktığı, işlendiği ama dışarıya nereye verdiğini bilmediğimiz bir büyük bir yerleşme, yani bir pazar var olasılıkla. Kenti, aslında kenti oluşturan şeylerin bazıları zaten burada gözüküyor. Bir pazar, bir zanaatkarlık, bir büyüklük, yani çeşitli. Yani bunları düşündüğünüzde, yani bizim kentsel öğeleriyle yeniden düşünmemiz gerekiyor, çatalıyor. Evet, doğrudan bir kent ama şimdi Uruk dediğimiz kente doğru gidersek, hani Uruk 70 hektarıyla evet de bir mega kent ona bakıldığında ama şimdi kent tartışması neye göre kent nedir diye baktığımızda Çatalhöyük o dönemde bir mega yerleşmenin mega yerleşme. Amerika'da Scientific American'da bir şey yazı çıkmıştı. Anila Nevitz'in çok iyi bir yazıydı o da. Yazıda zaten o da kent vurgusunu yapıyor. Öncü bir kent olduğunu olabileceğini. Bir de o özellikle gıdaya. Bizim hatta hocam 8600 yıllık ekmeğe de program. Ekmeği lütfen 2 dakika var çünkü onu da anlatalım. O zaman reklam olsun, o da elimde. Bir diğer program. Bir diğer programda anlatırız onu. Çatalhöyük dediğim ama gibi. Ama ne kadar ekmek önemli. Ben nasıl geçti bu süre? Umut hocamız bahsedince yani Venezuela televizyonunda program yapıyorlar. Yani evet, Umut hocalar. Yani evet. Ne kadar değerli. Aslında gel Latin Amerika'ya yayın yapan. Telesur çok güzel bir yayın yaptı. Evet. Muhteşem bir şey. Bizim kültürümüz, Anadolu kültürünü çok merak etmeye başladılar ya. Evet. Hocam 2 dakikamız var. Lütfen eklemek istediklerinizi ekleyin. Şimdi bizim son bulgumuz hocamla Büyüksam'ın bu programını da yapmıştık. Biz ekmek fotoğraf olduğunu iddia ediyoruz. Ekmeğin görüntüsü var mı? Bizim kazdığımız alanlar özel bir mekan. Dünyanın en eski merdiveni olduğunu 49 söylüyorum. 49 numaralı. 49. Dünyanın en eski merdiveni. Evet. Ahşap merdiveni. Ahşap merdiven. Merdivenin izleri vardı ama biz merdivenin kendisini bulduk. Şanslıydık. Çünkü burası yakılıp üstü hemen örtülmüş
için yanarak toprak ve molozla hiç geçirimsiz böyle hava geçirimsiz şekilde kapatılmış. Çok çürümemiş. İçine de adaklar konmuş. Bu arada şunu unutma, Çatalhöyük'teki yapıların bu kadar iyi çıkmalarının sebebi yapıları kendileri gömüyorlar. Evet, yakıp gömüyorlar ki o yüzden biz onu adaklarıyla beraber görüyoruz bu evleri. Bu bizim sağdaki gördüğünüz maalesef kırıldı, biz onu tam olarak bulduk. Mikroskop altındaki ilk tespitlerde içi mayalanmış olduğunu, içinde arpa taneleri olduğunu gördük. Daha sonra şanssız ki Konya Necmettin Erbakan'da çok iyi laboratuvarlarda 6-7 işte SEM, EDX, fıtır analizleri yapıldı. Çok açık mayalanmış olduğu, içinde nişastanın çok net olduğu belli sıcaklıklara kadar geldi. Ama bizim zaten en kötüsü de küçük Konya'da ekmekleri, bilmiyorum gördünüz mü, Konya'da yuvarlak ekmekleri vardır. Evet, parmak baskısı ortasında batarsın. Bunun gibi yani. Bu da öyle. Ortasında bir parmak baskısı yapılmış. Hazırlanmış. Yani artık yani biz onu bir ekmek olarak tanımlıyoruz. Çünkü biz unuttuk kentli bir toplumda ekmeği biz francada. Onlar kil toplar. Ha, kil toplar. Bunlar da Çatalhöyük'te var, sadece başka yerde yok. Pişirmede kullanıldığını düşünüyorsun. Pişirmede kil topların. Ya bir sürü grup malzeme var ki bunlar açıkçası şey yok. Çatalhöyük dışında hançerler var. Benim o hançerleri Anadolu'da başka bir yerde göremiyoruz. Gibi hocam gibi. Ne yapacağız? Süre bitti. Çok üzülüyorum. Siz Umut hocamdan bir söz daha alırsanız bir dahaki Ankara'ya gelişme. Belki Umut hocam, bir Ankara en kötü gelişimde. Skype'la yapalım Umut hocam. Çünkü tamam. Daha yeni başlamıştık. Olmadı. Evet. Çok teşekkür ederim. Geliriz biz. Hocam, Kanal gelin, Bey'i seviyoruz. Biz biliyorum, onu da hocam söyledi. Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz. Hem ben geldiğiniz için ediyorum. Hem de anlattıklarınız için. Tulga hocama da ben ısrar ettim gelsin diye. Çünkü diyor ki hani ama sizin Tulga hocamın misafiri olduğunuz için ben rica ettim, kırmadı. Geldi. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ya ben esasında gerçekten hep onu söylüyorum. Umut hocayla onu konuştum program öncesinde. Gurur verici bir şey. Yani Çatalhöyük gibi bir kazının başında bir yani genç diyeceğim tabii ki. Genç hocamız. Bir Türk arkeoloğun olmasından gurur duyuyoruz. Ben de çok gurur duyuyorum. İyi ki geldiniz. Sarpmışız. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olunuz kıymetli hocam. Teşekkür çok teşekkürler. Çok keyifliydi. Sağ olun. Programımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere.